her yol Paris değil. La bize her yol Ankara. O zaman bu gece bitmeyecek. İnşallah. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Bende 6 tane çocuk var. Ne diyorsun? 6 tane mi çocuğun var? 8 tane torun var bende. Hadi canım. Zamanım oynasın, eller diller kaynasın diller. Düğünüm olursa söz verir misiniz bir geleceğinize? O nasıl kaşlar, o nasıl gözler, titi maşallah. Seviyor musun? O ne canım, Allah Allah. Demiş de bağlanmış, demiş yalan ne suçum. Muhtemelen düğümde bu kadar oynamam he. Yandır valla yandım, yandırma beni. Seviyorum diyene kandırma beni. Ertesi güne hep düğünüm varmış gibi yaşıyorum bayağı. Evlen abi, hepimizi rahat edelim. Sinirlendirme beni Mustafa. Teklif ediyor. Benimle evlenir misin? Normalde 9-8'miş sen bunu. Sen yanlış yapmışsın. Sen şarkıyı yanlış bekledin.
Çıkar çıkmaz oynamaya başladım. Evet. Gördüğünüz zaten gibi. Zaten oynatan şarkılar. Gerçekten. Ankara havaları, Ankara gecesi oluyor bu aslında bütün Ankara'nın etrafı. Sana bir şey söyleyeyim mi Sibel? Ben bu şarkıyı söylemeyeyim. Yani 10-15 yıl önce böyle bütün düğünlerde falan söylerdik falan. Değil mi? 10-15 yıl olmuştur belki söylemeyelim. Vallahi öyle. Ben Farfara kısımlarını çok iyi hatırlıyorum. Farfara o taraflar bende var zaten. Bu arada Ankara başkentimiz de iki dörtlüklerin de başkentidir Ankara. Gerçekten öyle. İki dörtlüklerin ve bu oynamalarının da başkentidir. Kesinlikle. Bu akşam programımızda Ankara'ya doyacağız inşallah. Ankara'ya ve her yere selam olsun. Her yere selam olsun. Bu gece herkes çok keyifli bir program izleyecek. Sizlerle yine bir aradayız. Tadını çıkaralım bu güzel gecenin. Bu arada bu gece çok da değerli Ankara şarkılarının müziğini çok iyi yorumlayan çok değerli konuklarımız var efendim. Şimdi senin. Evet, albümde seslendirmiştim. Sözleri sevgili Çelik Erişçi'ye ait. O da geçen hafta konuğumuzdu 90'larda. Bağdat bir şarkı, koy bir kale, içiyoruz yine bu gece. Ay harikasın Çelik'cim. Sen dedi ismin nesin? Çelik benim dedim. Ne söylüyorsun size? Dönmelisin işte söylüyoruz. Tamam dedi geç şu ağacın oraya. Dön orada siz dedi. Bu arada 90'ları çok özlemiş insanlar. Gerçekten. Çok güzel telefonlar aldık. İyi ki 90'ları. Bunun devamı da gelecek efendim tabii ki. Tabii ki 90'ların devamı gelecek. Önümüzdeki hafta sürpriz bir bölüm var. Onu da hemen söyleyelim. Çok özel, çok güzel bir gece olacak. Müziği de Ufuk Yıldırım'a ait. Şarkıyı zaten Ufuk Yıldırım seslendirmişti. Biz sonra tekrar cover yapmıştık şarkıyı. Tekrar okumuştuk albümümüzde. Şimdi yaz bana, yalanlarını yaz bana'yı söyleyeceğiz şimdi. Buyurun. Pişmanlığını da yaz bana.
sen aşkım yaz, yaz bana, yaz bana, yaz bana, pişmanlığını da yaz, yaz bana, sen aşkım yaz, yaz bana, yalanlarını da yaz, yaz bana, sevdalarını da yaz, yaz 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 yaz, pişmanlığını da yaz, yaz bana, sen aşkım yaz, yaz bana. Çok eski şarkı, 90'ların şarkısı bir daha. Çok güzelmiş, hareketli. Çok güzel, hareketli yine. Albümde de cıvıl söylemiştim, cıvıl. Aynen. Çok güzel, çok güzel. Çelik'le Ufuk Yıldırım'a da selam olsun. Selam buradan. Öpüyorum ikisini de, öpüyorum, çok öpüyorum. Evet, Ankara gecesi. Tekrar hatırlatmış olalım. Tabii Ankara ki. Türkülerini söyleyeceğiz. Evet Hüsnücüğüm, biliyorsun her hafta rutinimiz bizim. Önce Sibel başlıyor, sonra ben bir şarkı söylüyorum. Zaten Ankara'nın şarkılarını değerli konuklarımız seslendirecek. Bütün senin, gece söyleyeceğiz, bütün gece, tabii seslendirecekler. Ki, senin çalmak istediğin bir şarkı var mı mesela, bir eser var mı? Abi ben bu gece İçinden bunu çalmak istiyorum. Bu akşam çok hareketli olacağız zaten. Bir tane slow çalayım o zaman. Ay, tamam iyi, süper. Olur mu? Bütün gurbetteki dinleyicilerimize, izleyicilerimize gitsin. New York'ta yaşayan bir abim var, Hasan İshakkut. Biz bunu Ömer Faruk Tekbilek'ten dinlemiştik, üstad. Evet. Bestesini de Hasan İshakkut yapmıştı bu şarkıyı. Ben yıllar önce yaptığım bir albümde çalmıştım. Bütün gurbetçilerimize gitsin, Hasan İshakkut'a gitsin. Eyvallah. I love you. I love you too much. Thank you.
arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bravo. Hani bekleyecektin bir ömür boyu? Hani olmayacaktın başkaların? Sen yalancı çıktın, vefasız çıktın. Senin gibi biriyle işim olmaz. Ağzına sağlık, nefesine sağlık, yüreğine sağlık. O güzel gönlüne. I love you. I love you, gerçekten I love you. Gerçekten üstüne. I love you. Güzel şarkı. Hasan abicim selam olsun. Çok selam olsun. Yüreğinize sağlık. Sağlık. Teşekkürler. Yüreğinize sağlık. Çok güzel. Böyle hızlı hızlı başladık, böyle hemen böyle hafifleyince, hemen böyle bir... topa basınca böyle hepimiz böyle... Ama devamda hızlı Sibel olur. Bir arkada böyle. Yine bizim böyle içimize bir hüzün tabii çöktü. Arada dertlenelim canım. Güzel güzel. Dertlenmeden olur mu? Tabii canım. İmkansız zaten. Tabii. İmkansız. Bizim Anadolu'muzda zaten vardır bu. Özellikle İç Anadolu'da da vardır. Daha önce yaptığımız programlarda konuştuk ya. Hareket mesela var ama. İlk önce böyle uzun hava, böyle dertli dertli, gözden yaşlar neredeyse süzülmek üzereyken dum la la dum la la dum yaptığı zaman hiç değişiyor. Doğru, doğru. Ağlarken oynayanlar var bizim halkımızın tabii, arasında tabii, çok var. Olmaz olur mu? Hem de nasıl? Yine bir tane slow şarkı dinleyelim Sibel'cim senden. Dinleyelim. Buradan Azerbaycan'a da selam olsun. Çok selam olsun. Sen gelmez selam oldun diyelim. Oo, çok güzel. En güzellerinden. Selam olsun evet, Azerbaycan'a. Geçti
sen gelme saatim. Gözlerim yolda beklerim hala sen gelmez aldım. Gel artık be, sen gelmez oldun. Bu arada söz yazarını ve bestecisini analım lütfen. Midine Gülgün sözlerini yazmış. Müziğini de Alekber Tagiyev yapmış. Evet, selam evet, olsun. Selam buradan. Olsun. Kardeş vatan Azerbaycan'a selam olsun buradan. Çok güzel şarkı. Çok güzel gerçekten. Bir şarkı. Bu da benim artık her konserde mutlaka seslendirdiğim. İstiyorlar tabii, değil mi? Mutlaka, söylemesen. Mutlaka. Uzaklara götürüyor insanı yahu. Gerçekten öyle. Hem de ben ne kadar gittim, uzaklara. Ben bir gittim. Sen nerelere gittin gittim, acaba? Gittim. En sonunda döndüm. Yanınızdayım. Gelmedi yani. Geldim. Ben geldim. O onlar gelmedi. Geldi. O da diyor ki geldi. O gelmedi, gel ben geldim. Gel ah yazık. O bana gelmedi, ben size geldim. Hakan nasıl gidiyor hayat? Şahane. Allah'a şükür olsun, sağlığımız böyle yerinde. Aşk meşk bir şey yok mu? Aşk meşk yok. Bu evet. Ara şarkılar bizi söylerle aşk yaşıyor. Evet. Evet. Hepimizin aşkı. Hepimizin aşkı. Gerçekten. Her hafta heyecanla yeni konsepti belirliyoruz zaten. Kesinlikle. Ne evet. Yapalım diye düşünüyoruz. Bu akşam ne gecesi? Bu akşam Ankara gecesi. Ankara. Ankara gecesi. Ankara şarkıları var. Evet. Doğacağız Ankara'ya bu akşam. Düğün modunda bir gece bugün. Hepiniz evlerinizde, sen geçen hafta demiştin ya, hep ben şarkı söyleyeyim de herkes kalksın, evet. Oynasın diye. Hele bu gece şarkı, bütün aynen, duramayacağız mahalle zaten. Ayağa kalkacağız. Bütün Türkiye ayağa bütün kalksın. Türkiye ayağa kalksın. Keyif yapalım, çok ihtiyacınız var aynen. Son günlerde. Özellikle bunu istedik biz, bu olsun tabii. Diye tutturduk. İlk bölümde böyle hani slow şarkılar söylüyoruz. İkinci ve üçüncü bölümde efendim ziyadesiyle hareketli şarkılar olacak zaten. Çok değerli konuklarımız da var. Ankara şarkılarını çok güzel yorumlayan. Yani asla koltuklarınızda oturamayacaksınız biliyorum ben bu gece. Kesinlikle herkes oynamak için can atacak. Biz de zaten onlar şarkılarını iletirken biz de muhtemelen stüdyoda oynayacağız. Hala kesin. Aklımda benim şu hep şu hareket var aklımda. Evet yani hani ne kadar aslında güzel bir hareket güzel o. Çok güzel bir şey. Evet. Çok güzel bir şey. Çok güzel. Peki bu hareketlere daha doğrusu Ankara düğünümüze başlamadan önce bir tane daha şarkımız var. Bu eyvah benim eyvah. En sevdiğim. Benim de en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Bu arada bunu kesinlikle söylemek durumundayım. Bu bir Ankara şarkısıdır arkadaşlar. Allah Allah. Neden diyeceksiniz? Şarkımızın adı hani bekleyecektin. Benim evet. Aslında ben bu şarkıyı Ankaralı mıydı? Ankara'da yazdım ben bu şarkıyı. Ay canım benim. Ankara'da askerliğimi yaparken. Ondan.
Tamam. Etimeskut'ta çıkan bir şarkıdır bu. Tankçı bölümünde askerliğimi yaparken. Anladım. Beni beklemeyen bir vefasla yazdığım bir şarkıdır. Hani bekleyecektin. Gerçekten benim için Ankara kokan. Ankara zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir. En önemli şehirlerimizden bir tanesidir. Ben bu şarkıyı her zaman Ankara şarkısı olarak adlandırırım. Çünkü Ankara'da yalnız tek başımayken. Geçen haftalarda da anlatmıştım size işte askerliğimi yaparken. Ankara'da ya, yazıldı bu şarkı. Ankara'da, Ankara soğuğunda. Aynen Ankara soğuğunda nöbetteyken yazdım. Canım benim. Hani bekleyecektim bir ömür boyu diyoruz o zaman. Harika bu arada şarkı. Bu şarkıyı şu an vatanı görevini yapan tüm asker kardeşlerime armağan ediyorum. Onlara da selam olsun. Selam olsun buradan. İyi görevler olsun. Allah kanatları altında korusun hepsini. Hayırlı tezkereler olsun hepsine. Hepsine. Kimseye değil, sana isyan. Güzel günleri anar ağlarım. Anlamadın ki ona yanarım. Sen benim gönlümde canım yaralar açtın. Anlamadın ki ona yanarım. Sen benim gönlümde canım yaralar açtın. Demekle olmuyor, güneş doğmuyor günlere. Kara baktım çok yaralı, zor günde vardın hani nerede? Hani bekleyecektin bir ömür boyu? Hani olmayacaktın başkaları? İsyanım, güzel günleri anar ağlarım. Anlamadım ki ona yanarım. Sen benim gönlümde canım yaralar açtın. Unut demekle olmuyor, güneş doğmuyor günlere. Kara baktım çok yaralı, zor günde vardın hani nerede? Hani bekleyecektin bir ömür boyu? Hani olmayacaktın başkalarını? Sen yalancı çıktın.
hayırsız çıktı, yalancı çıktı, vefasız çıktı. Senin gibi biriyle İşim olmaz ki. Aman Allah'ım. Aman Allah. Nasıl içten söyledin? Nasıl içten söyledin? Hayırsız çıktı, vefasız çıktı, yalancı çıktı. Sözünde durmadı. Sözünde durmadı. Başkan. Finale de bakamak finale. Başkan senin yaptı. Gibi biriyle işim olmaz ki diyor. Artık resti çekmişsin. Hayat kıymet bilenler için özeldir. Kıymet bilenlerin başımızın üzerinde her zaman yeri vardır. Söz verip sözünde durmayanların da hayatımızla hiç alakası yoktur diye ben konuyu kapatayım efendim. Söz çok önemli bir şey çünkü. Gerçekten öyle. Sözün... Rahmetli babam bana şey demişti. Ağzından çıkan sözü yerine getirmezsen dünyanın en namert adamı olarak anılırsın. Eğer ağzından çıkacak sözü yerine getirmeyeceksen ağzını kapatmalısın derdi babam bana. Evet. Nurlar içinde yazsın. Nur içinde yazsın. Eyvallah. Bu kadar mı güzel söylemiş? Söz benim için çok önemli çünkü. Hepimiz için. Ağızdan öyle. Çıkan hepimiz söz. Söylemiş. Hasan amca rahmet evet, olsun. Nurlar içinde yazsın. Olsun. Nur içinde yatsın. Evet. Nur içinde yatsın. Ne oldu? Efkarlandınız hani bekleyin. Bir anda evet. Sen ne diyorsun? Ankara'dan eğlenceyiz derken bir anda. Üstü beni şimdi... mahvetti. Sen öyle. Allah. Sen de bizi. Sen de bizi. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Girelim mi azıcık bu arada, umutlara? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben hayırlı olsun demek isterim sana. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun demek evet, isterim. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Adı Elveda olsun. Muhteşem bir klip. Muhteşem evet, bir çıktı. Klip. Klibimizde benim YouTube kanalımdan herkes izleyebilir bu tabii arada. Ki, hayırlı teşekkür uğurlu olsun. Ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Böyle Ankara'ya ağır ağır girelim mi? Ankara'ya girmeden önce geçtik çok... Bolu'yu biz. Bolu'yu geçtik. Tüneli geçtik. Tüneli geçtik vallahi yaklaşıyoruz. Ama ondan önce çok gerçi kendisi çok özel bir oyuncu. Çok benim de çok sevdiğim bir kardeşimdir. Hepimizin sevdiği o. Aynen öyle. Hepimizin sevdiği. Ankara'lı dostlarımızı davet etmeden önce onu tabii davet ki, etmek isteriz. Tabii ki. O da programımıza bu gece biliyorum ki çok büyük renk katacak. Onun sesi de çok güzeldir. Biz oturduğumuzda şarkılar söyler onu ama bugün, sen hep söyledin bugün çok ben. Çekingen. Bak hiç ne yapacağım çekindim. Sizin aranızda, ne ay, yapacağım sizin aranızda şey, abi diye. Keyif yapacağız. Efendim alkışların en büyüğünü Mustafa Üstündağ için rica ediyoruz. Programımızın daha burada sonuna gelirken. Bu arada Mustafa'yı çok... bir süslüyle öyle aldık ki koştura koştura ufak evet, bir kaza. Çok geçmiş evet, olsun. İş kaza. İnşallah geçer. Çok geçmiş olsun. Ya tripota çarptım. Ayağında 8 dikiş var şu an. 8 dikiş var aynen. Canım benim ya çok geçmiş olsun. Olsun geçer. İş kazası. Geçecek. Evet abi. İş kazası. Hoş geldin Mustafa. Ben öncelikle... Nereye bakacağımı da bilmiyorum. Şimdi bana biz... bak. Ya yok, sen, bak canım. Biz, sen nasıl biz bilmiyorsun? Bırak hayır, Allah aşkına. Şeyde, yani, sette bizim ay yani benim. Bu kadar kamera çalışmıyor. Tek kamera öyle geziyor. Yeter ki sen bak. Aynen. Ben çok... Hakan abi benim büyüğümdür. Yani hem abim... Canım benim abim. Yani şey, sizin yine öyle özel geceleriniz oluyor tabii, mu tabii, Hakan var ya? neler yapıyorsunuz? Düğün, nişan, sünnet, kına. Hepsi aynı gece oluyor mu değil mi? Hepsi aynı gece. İyi ki gelmişim. Benim ya. Şu an çok çekingen odada konuştuk kuliste. Ben ne yapacağım abi orada, ne yapacağım? Evet, oturacağız yani, dedim, muhabbet edeceğiz. Tabii, keyif yapacağız. Söyleyeceksin. Ama hayır yani. İçinden geldiği gibi. yani. Sette görüşürüz ya. Sizden oyuncular gelir. Hayır şey diyor. Şimdi bizim mahalleye geldi ya. Sen gel bizim bakalım bizim mahalleye. Tabii. Bizim mahalleye gelir. Ama bana kuliste şey dedi. Hakan abi empati yap dedi. Sen sete gelsen hani ufacık bir rol versek sana heyecanlanmaz mısın çok dedi. Çok doğru yani. Aslında empati yani yaptığımızda. Yani siz büyütüyorsunuz. Yani, estağfurullah. Yani besleyinizde çok başarılısınız. Şimdi, sen de öylesin. Sen de ama ben oyuncuyum. Sen de her şey var.
Onu olacak. Mi? Tabii ki sende her şey var. Oyuncusun, daha da heyecanlı. Söyle söyle söyle. Gözlerinin içine bakıp söylüyorsun. Hadi, hadi siz gidin Polat. Yeni oyun döneminde Sibel Can ve Mustafa Üstün'ü ay canım benim. Hoş geldin tekrar. Hoş geldin. Çok hoş teşekkür geldin. Ederim. Yani, hoş geldin. Yani bak, senin bak, oturma odamızı alalım. Bak bizim oturma odamız var böyle. Oh olur, şurada. Olur ben şuradan geçerim. Yo direkt böyle alıyorum seni. Lütfen, gel Mustafa. Gel canım benim gel. İkimiz şarkı gidelim hadi önce? Gel. Şimdi mi? Aa. İlk şarkı mı? Hadi öyle başlayalım. Heyecanlı gitsin bakalım. Oturmadan şarkı söylüyorsun. Ama siz burada durmayın. Hadi gidin. Bak buradayız. Güzel yer. Mustafa'cığım tadını çıkar. Ha, aynen bravo Sibel. İçinden geldiği gibi tadını çıkar. Hadi. Gidene dur demeyiz, düşmeyiz biz dalgaya. Ankara'nın bebesi dönüp bakmaz arkaya. Gidene dur demeyiz, düşmeyiz biz dalgaya. Ankara'nın bebesi dönüp bakmaz arkaya. Ulus Cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris değil, la bize her yol Ankara. Ulus Cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris değil, la bize her yer Ankara. Başının gülleri, İmharur'un deresi. Atara atar yapar, Ankara'nın bebesi. Gölbaşının gülleri, İmharur'un deresi. Atara atar yapar, Ankara'nın bebesi. Ulus Cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris değil, la bize her yer Ankara. Cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris değil, la bize her yer Ankara. Bravo! Çıkamadım ama olsun. Ay canım benim ya. Teşekkür vallahi ederim, çok güzel. Çok sağ olun. Bak o kadar konsantre oldum ki bacak düzeldi bir anda. Ama abi oyundan öyle gözüküyor. Oyun zaten basamıyor. Allah'tan Ankara. Vallahi çok güzel söyledin. Evet. O zaman canım. Teşekkür ederim. Biraz rahatladın mı? Allah aşkına. Hayır. Rahatla artık ya. Ya. Yani. Oldu artık değil mi? Allah Allah. Bir başladık şöyle. Ne olsun Allah aşkına. Allah büyük. Tabii ki daha ne olsun. Bir filmde falan karşılaşırsın. Gösterim ben sana. Çok teşekkür ederim vallahi. Dur daha sonra klarnet çaldıracağım sana. Blok flüt çalabiliyorum. Getirdin mi flütü? 10 liraya alıyor. Polat alsın 10 liraya mı diyor zaten? Hemen flüt. Hemen herhangi mi, flüt. Mi fa mi sol sol fa fa mi mi. Yo. Fa sol fa la la sol sol fa fa. Ne olacak? Nasıl geceler Uran Çakar. Herhalde tabii. Ay Allah'ım tekrar hoş geldin. Şimdi alıyoruz. Mustafa'cığım gel. Evet bak nasıl beni götürüyor. Yavaş. Bak yavaş. Sağ ol. Çok yavaş. Bizi de heyecanlandırdı adam ya. Vallahi ya. Vallahi. Panik yaptırdın bize Mustafa'cığım. Hareketlerinizi dikkat edin o zaman. İyi misin şu an? Rahatladın mı? Evet. İlk şarkı, ilk şarkı zaten. İlk şarkı. Ya, ne olacak? Program yeni başladı. Ankara'nın bağları da büklü büklü yolları. Ben de 6 tane çocuk var. Oy maşallah. Ne diyorsun? 6 tane mi çocuğun var? 8 tane torun var bende. Hadi canım. Hanım oynasın, eller diller kaynasın dinle. Düğünüm olursa söz verir misiniz geleceğinize? O nasıl kaşlar, o nasıl gözler, titi maşallah. Sen beni seviyor musun? O neydi canım, Allah Allah. Demiş de bağlamış, demiş yalan, biz açım.
Muhtemelen düğümde bu kadar oynamam ha. Yandırma, yandırma, yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Aynen. Ertesi günü hep düğünüm varmış gibi yaşıyorum bayağı. Evlen abi hepimizi rahat edelim. Sinirlendirme beni Mustafa. Teklif ediyor. Benimle evlenir misin? Normalde 9-8 mi İstanbul'u? Yani. Sen yanlış yapmışsın abi. Şimdi güzel bir gece olacak. Kesinlikle Ankara türkülerini en güzel yorumlayan çok değerli konuklarımızdan bir tanesini davet etmek istiyoruz. Hemen davet edelim. Ankaralı Coşkun geliyor efendim. Ucuk kaldı da darakta gücü kaldı. İp attım ucuk kaldı da darakta gücü kaldı. Ben sevdim eller aldı da yürekte acım kaldı. Ben sevdim eller aldı da yürekte acı kaldı. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları. Hoppa! Koydum ağzını büke koydum. Almayı güke koydum da ağzını büke koydum. Aldın yarı elimden de boynumu büke koydum. Aldın yarı elimden de boynumu büke koydum. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman yoruldunuz da vuramıyorsunuz alkışlara. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum yolları. Asarda urganım var, dayın basma yorganım var. Asarda urganım var, dayın basma yorganım var. Oyar senin derlerse de on koyun kurbanım var. Oyar benim derlerse de yüz koyun kurbanım var. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman serhoş oldum kaldıramıyorum yolları. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman serhoş oldum da kaldıramıyorum yolları. Bravo! Bravo Coşkuncuğum. Teşekkür ediyorum. Coşkuncuğum. Hoş geldin, şeref verdin. Hoş geldin. Hemen ben şu sazımı şöyle o zaman... Tamam, biz alırız. Alayım. Bence tamam, ama yeri koyma, tamam. Hoş geldin. Merhaba, şöyle alalım mı? Şöyle alalım seni. Hop! Öncelikle
Yani gerçekten siz değerli üstadların arasında olmak şahsım adına konuşuyorum. Onur ve şereftir benim için. Ne çok demek teşekkür ediyorum sevgili Polat Yağcı abimize de. Ne demek? Bizleri ağırladınız. Ne demek? Burada, keyifle. Ankara'dan sizlere kucak dolusu selamlar getirdim. Aleykümselam. Bizden de, ekran bizden de Ankara'ya. İzleyen tüm gönül dostlarına, herkese kucak dolusu selamlar. Selam diliyorum. Olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Bir türkü yaptın ki yer yerinden oynadı. Şimdi Ankara gecesi yaparız da. Ankara senin... değil abi, Ankara. Ankara. Ankara'nın bağları. Evet. Engürü de eski isimlerinden bir tanesi de Engürü'ymüş. Engürü. Evet. Evet. Aynen. Ankara'nın gecesini yaparız da senin bu sözlerini yazdığın muhteşem şarkıda senin bu gecede olmaman zaten bizim ayıbımız olurdu. Şerefler verdin. Hoş geldin. Kesinlikle öyle. O zaman oturma odamıza geçelim, daha sonra neler yaptığını konuşacağız, tamam. Uzun uzun. Tamam. Tekrar tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Ankara geldin. Odamıza buyurun. Aa, bu gece Ankara odası olsun. Ankara odası. Öyle geçelim. Ya çok seviyorum ben. Yerimde duramadım. Harika. Ben de Ankara. Bağlamayı eline aldın. Bir bağla bakalım bağlamayı. Ne güzel başladı. Ankara'nın bağlığıyla başladı. Evet, sen artık yine... bağla. Ben şimdi bağlamadı elimde, ben bağlıyorum. Yine gerçekten yazdığı şarkıyla Ankara'nın çok önemli yorumcularından bir tanesi sevgili dostumuz Ömer Faruk Bostan'a büyük alkış rica ediyoruz efendim.
Hatım kara. Dur benim aman aman. Aman vilayetim Ankara vay vay. Ankara'ya varınca aman aman, aman selam söyle dostlara vay vay. Aman ey gargalar, gargalar aman aman. Haydi ceviz dallarını gırgalar vay vay. Teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Hoş bulduk. Şerefler verdin. Bu arada çok teşekkürler. Bu arada ne güzeldi. Bir şey söyleyeceğim. Ne güzeldi. Çok böyle halk oyunları ekibi gördüm ama dostlar halk oyunları ekibine çok büyük bir alkış rica ediyoruz efendim. Şahane bir senkron. Şahane bir senkron. Hepinizin ayağına el. Abi bana bir öğretsene şu. Sen zaten biraz yaklaş. Sen de. Sen bir Hakan ben biraz sonra yaklaş. Mı öğrensem? Şimdi beceremeyeceğim galiba. Bence heyecanlandım. Ben, bir göstersin abi sana be. Ama biraz böyle gelin yanımıza. Haydi. Ama çift çalın. Ben öyle seviyorum. Rırt, onları seviyorum. Gacı işi. Turistik Hakan oldu. Abi ben sana onun hepsini öğreteceğim. Eyvallah. Oturma odasında. Canım benim hoş geldin bu arada. Çok sevindik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok vallahi bayıldım ben senkronlarına. Hem senin çalıp bu arada müzisyen dostların da geldi. Evet, onlara da hoş geldiniz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olsun. Çok keyif aldık daha programın başında. Vallahi bu kadar keyif aldım. En organik şekilde Ankara havalarını ve oyunlarını sizlere sergilemeye geldik. Madem Ankara gecesi dediler. Hoş geldiniz. Tam böyle organik olsun istedik. Şu an buram buram Ankara kokuyor sahnenizde burası. Eksik olmayın. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Böyle alalım mı? Hadi bakalım. Bu akşam Türküler Ankara'yı söyleyecek belli oldu. Gelin şöyle bir selam verelim herkese. Çok gel. Teşekkür ediyorum. Şahane bir ekiple. Çok teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Ben de sağ olun. Dımbrakadın, dımbrakadın, dımbrakadın. Ay çok güzelmiş sadece ya. Sadece ağzımızla yapalım. Beni de alın ekibe, beni de alın. Hayır. Oo çok güzel valla. Bu arada şahane bir senkron bak. Bayıldım. Çok güzel dans ettiler oyunda. Ne yakıştı kadar yani. Yakışıyor çok yani. Acayip yakıştı. Ömer de öyle bir söyledi ki hani oynayana değil oynatana bak derler ya. Gerçekten ağzına sağlık. Oldu. Abi onlar oynamakta çok ustalar gerçekten. Sağ olsun bizim ekip başımız Serdar abimiz de sevgili burada. Sevgili Serdar'la da tanıştık. Dostlar halk ekibi değil mi? Grup halk dostlar ekibi. Bizim Ankara'mızda Sincan'da. Harikalar. Bu arada Sincan'dan size kucak dolusu selamlar, saygılar getirelim. Bizden de selamlar. Aynı zamanda değerli konuklarımız bizden de var. Ankara'ya saygılar, sevgiler, selamlar olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun hocam. Efendim şimdi yine çok sevilen harika bir
Kadın çağırıyorum buraya. Bu kadar böceğin arasında bir tane Ankaralı bir tane çiçeğimizin yani, olması Ankara'da gerekir diye düşünüyorum şart. Ben de. Hemen davet edelim mi? Kesinlikle. Sibel'cim sen davet edersen çok seviniriz. Ayşe Dinçer. Üçü bir arada. Muhteşem. Tütü maşallah size. Ay canım size. Benim sana da öyle. Ne güzel böyle cıvıl cıvıl geldin. Ama zaten stüdyoda o kadar güzel iki tane maviş gözler var ki size nazar değmez. Ay canım size benim nazar teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Nasılsınız? İyiyiz. Ay biz sizi çok iyiyiz. Sizi gördük daha da iyi olduk valla. Gerçekten teşekkür bugün. Yerimizde duramıyoruz. İlk yerimizde defa duramıyoruz. Bu kadar hareketli bizim stüdyo. Dedin ya bu kadar böceğin arasına bir çiçek dedin. İşte evet.
Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ankara çiçeği. Çok Ankara teşekkür çiçeği. Ederim. Çok evet, sağ olun. Vallahi bugün böyle kaşık. Evet. Senin kaşıklar mı kaşık çok özel? Evet. Hemen böyle getirelim. Evet, evet. Şimşir mi kaşıkla? Şimdi şimşir kaşıkla. Şimşir kaşıkla. Size çok yakın yerlerden geldi bu kaşıklar bana. Aa, nerede evet, yaptılar acaba? Sındırgı'dan geliverdi galiba. Oo, Balıkesir tabii. Sındırgı. Aynen. Tabii. Sındırgı'dan Şimşirin geldi. Şimşirin memleketidir Balıkesir. Evet. Bakar mısın ama tam sana yakışır. Vallahi Sındırgı yörüklerimin bana armağan ettiği bir kaşık bu. Selam ben de bir yörük kızıyım bu arada. Selam olsun. Ben de yörük kızıyım o yüzden böyle. Tütü maşallah. Harika. Bugün birlikte eskiden gümüşlü bunları. Zurna vardı. Bu da gümüşlü kaşık olmuş ya. Evet, gümüşlü kaşık. Gümüşlü zurnanın yanında gümüşlü kaşık alıversin. Aynı güzel. Aynı tatlısın sen. Teşekkür ederim. Ne siz tatlısın. Hoş geldin. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Çok sağ olun. Hadi gel oturma odamıza geçelim artık. Hadi geçelim. Şerefler hadi verdim, geçelim. Kardeşim, hoş geldin. Ayşe'yle Sibel'in söyleyeceği şarkı. Sakallıya varan mı diye adam söyler mi bu şarkı? Abi ben o yüzden beni buraya koydular. Neyse size tercüman oldunuz. Ah, ağzınıza sağlık. Hay Allah'ım evet. Tekrar hoş geldiniz. Öyle. Şerefler hoş verdiniz. Hoş geldiniz. Ne güzel enerjiniz. Vallahi bizim uzun zamandır böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Gerçekten. Ay ne kadar oynamak istiyormuşuz. İnsanlar artık. Ben hep böyleyim. Hazırım yani. Her an böyle. Düşün Hakan da böyleyse beni tahmin edin. Yani yemin ediyorum çok güzel, çok güzel. Bizler de çok keyif aldık. Yani evet. Çok memnun olduk düğüne gidelim o zaman. Arasında olmaktan. Şerefler verdiniz Coşkun'cum. Bu arada şeyi söylemek istiyorum. Hem sazını çalıp, gel Coşkun da öyle. Hem enstrümanist arkadaşlarınla bir de muhteşem bir koreografi vardı. Ne demek? Gerçekten. Çok güzeldi. Türkiye'nin en güzel aldık ve en kaliteli müzik eğlence programlarından birine yakışır bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz abi. Umarım gönlünüze göre de olmuştur. İzleyicilerimiz de umarım beğenmiştir diye ümit ediyorum. Mutlaka. Estağfurullah. Görevler vermiş. Evet Coşkun'cum. Bir şarkı. Bir şarkı yaptın Coşkun. Her ya, şeyi alt üst ettin vallahi ya. Biraz önce de söyledik ayaktayken. Evet. Sohbet ederken ama.
Ankara'nın bağları gerçekten yaklaşık bir 10 yıldır. Evet. 2011 yılında yapmıştım. Aslında bunun bu eserin ilk dörtlükleri anonim. Bunu da aslında bu programda da söylememde fayda buluyorum. Çok önemli bir konu. Allah gani gani rahmet eylesin. İç Anadolu'muzun çok değerli büyük bir üstadı. Seyit Çevik. Rahmetle anıyorum. Evet, rahmetle. Amin. Rahmetle anıyoruz. Şimdi herkes rahmetli Seyit Çevik'in olarak bilirdi bu eseri. İpi attım. Çok eski anonim bir türküdür normalde. İp attım Zonguldak Bartın'a ait bir eserdir. Tabii ki bu daha önce geçmişi türküydü. Evet. Bu eserin. Ben bir dörtlük ekledim parçaya. Biraz hareketlendirdik. Çok İnsanlar güzel. Da beğendi. Ankara'nın bağları, büklüm büklüm yolları. Çok güzel. Aslında bu şu cümleyi de insanlar yanlış söylüyor. Ne zaman sarhoş oldun da kaldıramıyorsun kolları. Diyorum ben orada insanlar da ne zaman sarhoş oldum da diyor. Evet ha, mesela ben da. De öyle diyorum. Oldun da ben orijinalini biliyormuşum. Tamam öğrenmiş oldunuz bundan sonra. Aynen. Ne zaman sarhoş oldun da. Doğru aslında. Bu arada Coşkun'cum Ankaralısın değil mi? Evet sen, orijinaliyim. Ömer, kardeşim Ömer. Sen de Ankaralısın. Galiba, ben Mersinliyim. Evet evet ama Ankara'da yaşıyorsunuz. Ankara'da uzun yıllar yaşadım. Ben Mersin'de doğdum ama Ankara'da doydum. Aa çok güzelmiş. Evet. Tamam. Ankara'nın çok ekmeğini doğduğun yer hala. Değil, doyduğun yer. Yer. Önemlidir evet, derler. Evet, doğrudur. Güzel ülkemin, güzel başkenti Ankara aynen ismini ismimin önünde taşımaktan çok mutluyum. Kesinlikle. Çünkü ben Ankaralı Ayşe olarak Alman bir Türkoloğum keşfiyle Amerika'da Indiana Üniversitesi'nde iki kere de kaşıklarımla ve lastik ayakkabımla Ankaralı Ayşe olarak ay, konserde ne verdim. Güzel. Ne güzel. Evet. Çok güzel. Evet, ne o yüzden mutlu. Güzel ülkemin, güzel. Güzel başkentimin Ankara'da ismi. Gerçekten çok özel ve çok önemli müzisyenler evet. Var ama üçünüze evet. De üçünüze de aynı soruyu sormak istiyorum. Üçünüzden de sırayla önce hanımefendiye sorayım. Sonra tabii Coşkun ki, olsun sonra sevgili Ömer cevap versin. Ankara'da yaşamayı tek kelimeyle nasıl tarif edersiniz? Ankara kelimelerle anlatılmaz ki yaşanır sadece gerçekten. Ben çok seviyorum Ankara'yı. Coşkun'um? Ankara'da kalabalık müzik böyle bir ortam yemiyor. Bizde bağlama. Darbuka. Eyvallah. Aşık zil. Şahane. Ne güzel ama. Ve çıplak ses. Hepsi bu. Orijinalini vermek zorundasın çünkü. Eyvallah. Kaşık Ankara bunu seviyor. Ankara müziğinde tabii ki. Büyüsü. Yani aynen. Mutlaka kaşıksız da olmaz evet, kaşıklı. Abi İbrahim abinin programa gittiğimizde İbrahim abi bana dedi ki oğlum İstanbul'a gel dedi. Ankara'da dedi pek dedim magazin yok. dedim ki abi biz dedim Sincan ilçesindeyiz. Ben Sincanlıyım, Ankara Sincanlıyım. Ben dedim Sincan'dan çıktığım zaman gurbete çıkmış gibi oluyorum. Ankara'dan hiçbir yere çıkamam dedim. Ne kadar kıymetli olduğunu siz anlayın. Eyvallah, eyvallah. Ankara'nın müziği ve kültürü haricinde ben de bir şey söylemek isterim Ankara için. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Anıtkabir'i oradadır tabii. Ve meclisimiz oradadır ve bizim başkentimizdir. Cevabı sizden. Estağfurullah. Sorduğunuz soruya estağfurullah. Güzel cevabı sizden. Siz de çok güzel cevabı. Benle alakalı bir vetere gelecek. Orada zaten ben değiniyorum. <onu gelince. gülüyor> Ben orada askerliğimi yaptım Etimesgut'ta. 8 ay oradaydım. Yani Ankara'nın ayazını yedin yani. Yedim. Abi. Nasıl yedim? 3-5 nöbetlerinde neler çekti. Bizim de benim de orada tabii çok gazino dönemleri tabii, olduğunda ben de çok çalışıyordum. O zamanlar bir başlıyorduk çalışmaya en az 3 ay sürüyordu. Bambaşka bir tabii, dinleyicisi var Ankara'nın. Öncelikle önemlidir. Türk müziğini çok iyi bilen, adaplı doğru, izleyici doğru. Vardır. Özellikle farklı repertuarlar yapardık ama böyle Ankara türkülerini de mutlaka söylerdik. Ankara Ankara'dayken okul. Tabii. Gerçekten ben çok büyük bir okul. Ben çay falan getireyim size. Ben çay satmışı yapayım. Ben gel benim canım. Sana sana sorularımız daha çok var. Program daha yeni başladı ama müsaade edersiniz sevgili Sibel Can'dan çok güzel bir şarkı dinlemek isteriz. Tamam hemen söyleyeyim. Senin de en sevdiğin. Ben çok seviyorum. Yıllar önce seslendirmiştim. Vaki sağ olsun hatırlattı bana. Söyleyelim yeşil ördek gibi. Vay. Wow.
başım alıp gitsem gurbet ellere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım teşekkürler ediyorum. Çok yıllar da güzel önce oldu vallahi, söylemiştim. TRT programımız vardı. Orada seslendirmiştim. Baki hatırlattı. Umarım İyi sevdiniz. Sibel'cim senin provaya ihtiyacın var. Çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Harika. Mustafa'cığım. Neler yapıyorsun hayatım? Mustafa Üstündağ. Üstündağ deyince böyle duracak herkes. Yok. Süpermallah. Olur mu öyle şey? Bu arada yeni bir film senaryosu var, projesi var. Minicik böyle bir şey söylemeyecek misin bize? Yok bir şey, cinayet hikayesi. Bir cinayet hikayesi. Benzen zaten Danimarka prensi bekleyemezsin. Bir cinayet hikayesi. Cinayet hikaye, bir cinayet komedisi. Abi cinayet ismi komedisi nasıl oluyor? Ya, şakadan öldürüyor yani. Ya, durum komiği. Sen yaptıysan güzeldir abi. Bu kadar çok güzel bir şey olacak ama... Onun dışında dizi filmlerde de tabii ki, hayranlıkla tabii izliyoruz ki. Seni. Yapma. Vallahi sen ne diyorsun? Nasıl öyle, yapma? Öyle deme. Dur bunu. Gerçekten. Hayır. Gerçekten. O kadar değerlisin ki bütün herkes tabii gibi ki. Ben de seni çok ya, ben, seviyorum. Hayır, çok şöyle, beğenerek izliyorum. Evet. Çok keyifli. Mesleğini güzel yapın, ya yani severek yapınca güzel oluyor işte yani. Tabii. Allah herkese... Yani biz aslında biz çalışmıyoruz şu anda. Aşık olduğumuz işi yani yapıyoruz. Yani biz çalış işe gitmiyoruz doğru, ki. Yani doğru. Tabii ki. Bizim için doğru. İş değil ki bu. Hani doğru. Yani ama insanlar işe gidiyorlar. Doğru sevmedikleri yere gidiyorlar ekonomik. Ne kadar Allah herkesin sevdiği işi yapmayı nasip etsin. Doğru. Abi işte. Kısaca değil mi? Doğru. Öyle düşünsene mesela klarnet çalıyorsun. Bir taraftan tabii ki aşkla yaptığın bir şey. Bunu severek yapıyorsun. Bir taraftan hobin de olabilir bu. Hep diyorum profesyonel yapmak şart değil ama profesyonel yapınca tabii... hem bundan para kazanıyorsun,
Üstümüzde giydiğimiz ceketimizden tut, tabii, çorabımıza kadar. Şimdi bunu bana ver, ben o sesleri çıkartamam. E tabi canım, herkes çıkarırsa anlam yani, olmuyor zaten. Yani şey... Ya, bir şeyler çıkıyor bir şey. Değil mi yani? Ruh çıkıyor. Yani bu ağaç zamanında... Yaşamaya başlıyor. Bu ağaç zamanında yaşamış mesela. Bu kokobola ağacı şu anda. Evet. Bu ağaç yıllar önce yaşamış. Yaşlandıktan sonra artık bir başka bir kullanıma doğru yola çıkmış. Ve şu an mesela bizim elimizde, birçok klarnetçinin elinde de tekrardan can buluyor. Verebildiğimiz can kadar. Hani şey, yaşamaya devam ediyor aslında. Nefesimizle nefes. Beraber yani. Köyden indim şehire. Hadi söyleyeyim bakalım. Orada dört kardeş vardı. Saffet abi, Himmet abi. Dördünü birden sayalım. 1998, 1999. Hadi dördünü birden kim sayacak? Yeniden tekrar söyler misin? Tekrar dördünü yanlış saymayalım. Doğru sayalım. Saffet. Saffet. Hayret. Hayret. Gayret. Gayret, Himmet. Himmet. Metin abi, Zeki abi, Kemal abi. Halit Akçı abi. Evet. Üçünü kaybettik. Evet, kaybettik. Metin abiye uzun ömürler dileriz. Amin. Zeki abiye, Kemal abiye, Halit abiye de Allah'tan rahmet dileyelim. Onları da almış olduk. Unutulmaz. Sayarken konuşup kafamı karıştırmayın lan. Himmet ha, kafanı karıştırmak gibi olmasın ama apartmanda alacak mıyız? Himmet ya, tomofil de alacağız değil mi? Tabii alacağız oğlum, hem de en kocamanından. Himmet abi, bu konular gelen çok konuşurlar, senin kafan karışacak. 9969. 9009 değil. Gayseri. Kayserileri de çok güzel anlatıyor film canım, çok fena. Selam olsun Kayseri. Selam olsun. Aydıncığım, 9000. Hadi. Ver bir doğu.
Muhteşem. Harika ya. Öğreneceğim ben bunu ya. Harikasın. Koydum kafama. Vallahi öğreneceğim. Allah kendi abiminde olan şarkıyı unuttum bir ara ya. Harikasın Hüsnü. Bir saniye. Teşekkür ederiz. Vallahi ya. Ay, ne kadar çok güzel. Ama ben eserler şunu güzel. Halletmem lazım benim. Al, şunu aldı. Bak çok güzel rol veriyorsunuz. Vallahi ben kaşık dersi başladı. Kuliste öğrenemedim. Kaşık. Kaşık. Sibel Hanım. Hadi. Gerçekten. Bak şimdi başımıza gelen. Cıngırlana. Şöyle. Cıngırlaka, 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 cıngırlaka. Cıngırlaka. Bu arada kaşık, kaşık deyip geçmeyin arkadaşlar. Tabii. Bak çaldı. Bu işin. Vallahi çaldı. Ooo. Demek ki onun kaşığıyla çalınıyor. Olmadı ama elden getirmişsin ablasını. Vallahi. Yok onlar şeyli ya. Gümüşlü kaşık ya onlar. Çaldım. Evet. Bravo. Vallahi. Ay insan birazcık bir şey çalın da çaktırmadan çok, çok güzel çalıyormuş gibi olsun. Aa. Ne oldu bana? Ne oldu bana? Vallahi. Çal artık. Önem ben, önem ben. Kurban olamazsın da kedine ben. Yarim. Muhtemelen düğümde bu kadar oynamam he. Yanıyorum Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Oyna. Ertesi güne hep düğünüm varmış gibi yaşıyorum bayağı. Evlen abi hepimizi rahat edelim. Sinirlendirme beni Mustafa. Teklif ediyor. Benimle evlenir misin? Normalde 9-8'miş sen bunu. Yani sen yanlış yapmışsın. Senin bize öğretmen, sen bayağı ya, çalıyorsun. Ya yalan vallahi. Çok özür dilerim. Hiç yapamadım değil mi? Bayağı çaldın. Ben demek ki böyle süslü süslü. O zaman ben var da sen de niye bir çaldın? Zındırgıdan. Evet. Özel kaşık istiyorum. Kaşık. Sibel. Sen bana öğretmen neydi bunların? Kaşık. Kaşık istiyorum. Elektro olsun ama. Aa, vallahi çalıyorsun. Evet. Ben yok çift çalmak istiyorum bunu yapamıyorum. Ya, yok yok sen. Sen de mi oldun Ankaralı? Bir VTR'miz var. Ha? Coşkun bana Ankara deme abi, Ankara dedim işte. Evet. Sen de mi oldun Ankaralı? Ben
değerli yönetmenimizden, teknik elemanlardan hepsinden çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı sağladıkları için. Güzel bir tanıtım olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Ankara'mız adına. Sesin de çok yakışmış. Vallahi sesine sağlık. Ekibimiz de çok güzel bir eteriler hazırlıyor. Çok hazırlar. Güzel. Her bir de ediyorum. Benden özellikle rica ettiler. Dediler ki yani böyle tam bir Ankara şivesiyle orijinal hazırlarsan. Ama gerçekten de çok güzel olmuş. Elimden geldiği kadar çok tam organik bir şekilde yansıtmaya çalıştım. Çok da güzel olmuş. İnşallah hemşerilerimiz de beğenmişlerdir. Zaten o anlattıklarını hemen hemen çoğunu biz yaptık. Tamam, o Kuğulu Park'ın güzelliği. Doğru. Mutlaka Tunalı Hilmi'ye gidiyorduk. Yani işte bizim pazar günü bir iznimiz vardı. Gerçekten. Çarşı iznimiz vardı. İşte direkt Tunalı'ya atıyorduk kendimizi böyle bütün askerler. Tek tip. Çok güzel. Ankara deyince ben şunu söylemek istiyorum. Aslında çok biraz geç kalınmış bir teşekkür. Bundan yaklaşık bir 20 yıl öncesinde kadarında o dönemde hani isim vermiyorum ama böyle küçük sanatçıların böyle meşhur olduğu dönemde, o furyanın olduğu dönemlerde Ankara Gülhane'de Gülhane Parkı konserleri evet, Gülhane oldu. Konserleri evet. Olurdu hafta sonları o dönemde. Ben de küçüğüm, daha bayağı bir küçüktüm. Gülhane böyle ana baba günü. Biz de hani aradan sıvışır da bir şarkı söyleriz de kendimizi göstertebilir miyiz? O mantıkla bir abim beni içeriye soktu. O dönemde o şahıs izin vermemişti. Ve Sibel Hanım, Sibelcan bir de baktık ki hani ben arkamı döndüm. Çektim gidiyordum böyle beyaz bir elbise ile. O şahıs da ciddi anlamda bir kavga etti. Bilmiyorum hatırlıyor mu hatırlamıyor mu? Ben vallahi şu anda hatırlamadım da. Kuliste de söylemiştim kendisine. Evet. Az kaldı sahneye çıkmayacaktı. Benim dedi sahnemden bölüyorsunuz. Bu çocuk sahneye çıkacak dedi. Ve beni aldı. Beni aldı. Sahneye çıkarttı. Canım benim. Bir 10 dakikadır kadar bir program yaptırdı bana. Çok güzel. Kendisi güzel. Alıp çıkartmıştı. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Canım benim ne demek? Ya, ne demek? Biz hepimiz bak, aynı çok, şeyleri evet yaparız yani, zaten. Hayır bu arada evet. Programımıza gelen konukların böyle Sibel'le ilgili böyle manevi anıları fazlalaşmaya başladı. Gönlü yüreği güzel. Aynen güzel, onun gönlünü benim. Bir kere daha. Allah razı olsun. Zaten, helal edin. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Yolun zaten açıkmış. Ne demek? Ben minicik de olsa vesile olmuşum. Canımız bizim. Canım benim. Ne demek? Ne yüreğine demek? Sağlık. Bak o zamanlar. Ya Mustafa'cığım. Sen beni seviyor musun? Zaten zor konuşuyorum ya. Şimdi bir de orada şey gördükçe böyle. Geldi. Aynen. Giresin içinde. Şimdi, ama şimdi Ankara'dan... Ya ben... Yaktın beni Polat. Polat ne dedi sana? Bir tane söyleyip gidecek misin dedi. Bana dedi ki... Programı bal çekiyoruz zaten dedi birader, bir şarkı söyleyip gideceksin dedi. Bizi de öyle kandırdı. Bir program yapacağız diye maşallah ikinci sonra, sezondayız. Oturacak bir konuksun. Ama seviyorsunuz. Eyvallah. Sizlerle güzel zaten. Sizlerle güzel. Sıkıntı değil de ya ben müzisyen olmadığım için şimdi eziliyorum sizin yani şey olarak. Estağfurullah. Ya kardeşim şöyle işte ya ben... Siz şarkı çok yani kolay söyleyemiyorsunuz. Benim çalışmam gerekiyor bir şey söyleyebilmem için. Bir şey söyleyeceğim. Tamam o zaman... Çok kolay bir şey yapalım. Sen bir türkü söyle bize. Tamam abi. Tamam mı yani? Hani böyle sanki sanki şöyle düşün. Sanki bir film setindesin. Senin rolünde evet, Giresun evet. İçinden adlı türküyü söylemen gerekiyor tamam, diye. Evet, bizim Yusuf Ali de bağlamasıyla böyle beraber müzisyen kardeşlerimle beraber. Gelsin aynen. Mi? Zaten sen aynen. Çalışırsın. Settesin de. Diye düşün. Settesin. Altı kurşun
düştüm yere, gidemedim uzağa. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Nerenin sevdiğim düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Nerenin sevdiğim düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Güzel. Güzel. Abi bilmediğin buysa bildiğin nasıl oluyor ya? Değil mi abi? Dinlediğim buysa vallahi yani mahcama. Yani, mesletin bizi ağzına. Ne güzel. Abi, ne sıkı, güzel yakıştı sana bu. Söyleyebildiğim yerler abi. Şimdi her şeyi söyleyemem. İşte ama o moda girdi. Güzel. Şimdi diğer kimlik modundan söylediği için değil mi? Ondan mı oldu ya? Hazırladı o kimin? Şimdi kendisi. Oyuncularımın herhalde hemen hemen bütününde var bu. Mesela Şafak abi de öyle. Çok güzel türkü söylüyor. Şafak Sezer. Tabii. Abicim. Tabii. Mustafa abi de yani şu an şaşırtıyorsun abi bizi yani. Ömer'im zaten oyunculukta müzik çok abi, ritim, yüksek ritim. Yani görsel sanatlarla. Aynen bravo. Şey, doğru, yani doğru. Sahne sanatlarıyla ilgili. Doğru, doğru yani kesinlikle. En azından ya, bir duyguyu aktarmaya çalışıyoruz. Tabii zaten birçok oyuncu enstrüman da çalıyor. Tabii ki aynen. Tabii ki. Bu arada en özel, en hareketli, en güzel Ankara türkülerinden bir tanesi. Bizim her böyle toplantı, yani toplantı diyeyim hani dostlarla, muhabbetimizle bu Erik Dalı'nın bir tılsımı var arkadaş. Bak, evet değil mi? Doğru. Bak evlenen bu şarkıda oynuyor. Boşanan arkadaşlarım bir bakıyorum bu şarkıda. Boşananlar da. Boşananlar da. Bir arkadaş, oturuyoruz bir gün dedik ki Erik Dalı'nı çal. Oğlum yeni boşandın sen eşinden. Ya dedi ki ben hastasıyım bunun dedi. Ben bu şarkıyı var ya sevgili Ömer'den bu... Yani bunun bir tılsımı var. Bu efsunlu bir türkü bu. Garip bir şey yani. Bak. Ölüyü diriltir. Aynen aynen. Ya abi inanamazsınız. Sosyal medyada 6 aylık 5 aylık çocuk ağlıyor. Annesi göndermiş bana. Ailesinden göndermişler. Yanında cep telefonuyla şarkıyı açıyorlar. Çocuk susuyor. Ya ben de inanamadım ya. Ankaralı mı? İnanamamıştım. Ankaralı. Ben de bir anımı anlatmak isterim. Antalya'ya bir konsere gittim. Bir otelde kalıyorum. Otelin animasyonları vardır yani evet. Böyle şey DJ'ler falan. Bak şarkı çalmaya başladı. Aa Almanlar, Ruslar bir bakıyorum falan böyle. Ya nasıl ama kaptırmışlar gidiyorlar. Onu senden dinlemek isteriz bu kadar tabii güzel. Tabii ki. Bugün zaten Erik Dalı yapacağız illaki. Mutlaka. Sana mal olan olmazsa bir olmaz. Türküdür. Söz müzik anonim diyebilirim. Anonim. Eyvallah. Yıllarca tamam. Bütün üstadlarımız hatta TRT repertuarında da bulunan bir eser. Ama Türk halkı senle tanıldı. Yanlış ya, hatırlamıyorsam değil mi? Son benden dönemde. Benden sevildi. Aynen. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Aslında bu konuda Burdurlular bana biraz gönül koyuyorlar. Diyorlar ki yani sen diyorlar aldın bizim türkümüzü. Angaralı yaptın diyorlar. Ben de birkaç bu eleştirileri aslında yazılı olarak cevap da verdim ama buradan da hani onları bir rahatlatayım artık. Aa, evet, Erik Dalı Burdur türküsüdür. Selam olsun. Eyvallah. Selam olsun Burdur'a buradan. Ayrıca tabii ben de İç Anadolu mayası, Ankara mayası olduğu için Ankara ile Burdur'un türküsünün aynen. Böyle bir harmanı. Bütün ülkemizdeki herkesin oynayabileceği, onların neşeli günlerine neşe katabileceği bir eser oldu. Biz de bundan dolayı çok bildiğimiz mutluyuz. Erik Dalı oldu işte. Yani. Burdurlular da bir yerde sana teşekkür etmeliler. Çünkü bu Burdur türküsünü Türkiye sınırlarını aşarak dünya da dinledi. Biliyorsun doğru. Bunu çok senle şükür. Birlikte birçok insan, birçok sanatçı. Ben de okudum bu Erik Dalı'nı. Ama bu şarkı Ömer'den sevildi ve Türkiye sınırlarını Ömer'le birlikte aştı. Çok o yüzden güzel. Burdurlular da burada bir teşekkür etmeliler sana. Ömerciğim. Erik dinliyoruz. Erik Dalı. Hadi. Erik Dalı. Ben sözümü alayım o zaman. Tamam. Hemen. Hadi.
Erik dalı gerekti, erik dalı gerekti. Romanın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Elin kızı naziktir, el kızı naziktir. Yavrum kızmaya gelmez, haydi küsmeye gelmez. Amanım oynasın, eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dilleri yer. Amanım oynasın, eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dillerini yesinler. Şimdi bir sadece kaşık sesi duymak istiyorum ama sadece kaşık. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Romanın eğmeye gelmez, haydi eğmeye gelmez. El kızı naziktir, elin kızı naziktir. Romanın değmeye gelmez, haydi değmeye gelmez. Eller oynasın, eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dillerini yesinler. Amanım oynasın, eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dillerini yesinler. Gide gelen bir sevdaya dayandım, ben dayandım. O sevdiğin allarına boyandım, gelin boyandım. O sevdiğin allarına boyandım, gelin boyandım. Ölem ben, ölem ben, kurban olamazsın da kedine ben, yarim dile ben. Ölem ben, ölem ben, kurban olamazsın da kedine ben, yarim. Ben o yâre dağlar kadar güvendim, güvendim. Güvendim dağlar önüme geldi, önüme geldi. Güvendim dağlar önüme geldi, önüme geldi. Beraber! Önem ben, önem ben, kurban olamazsın da kedine ben, yârim dile ben. Önem ben, önem ben, kurban olamazsın da kedine ben, yârim dile ben. Hop! Haydi!
İstanbul girdim dar geldi huriyem. İstanbul biçtim dar geldi huriyem. Hastalandım yar geldi vay aman. Hastalandım yarim geldi vay aman. Şamama'da küçü kanım şamama. Şamama'da Sibel Hanım şamama. Her gün gider sinemaya zamama. Her gün gider sinemaya. Şimdi bir kaşık gelse. Haydi efeler beraber hep bir ağızdan. Ses istiyorum. Geldi ise yârim geldi huriyem. Geldi ise yârim geldi huriyem. Başıma neler geldi vay aman. Ah başıma neler geldi vay aman. Şamama'da küçü kanım şamama. Şamama'da küçü kanım şamama. Her gün gider sinemaya zamama. 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 Bravo. Vay be, helal olsun arkadaşlar. Şahane. Ay ne kadar güzel. Ama nasılsınız hocam? Ya harikasınız. Dostlar halk ekibine çok büyük bir alkış rica ediyorum. Stüdyoda bulunan herkesten. Şahane. Bunlar abi bizim altınımız. Vallahi. Bunlar gerçekten kardeşlerimin hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bir de hepsinin ediyorum. Öyle bir enerjisi var ki oynarken. Hepinizin yüreğine, ayaklarına, gönlüne sağlık. Güler yüzü. Ayaklarınıza sağlık. Özellikle baba benim adamım artık. Onu görünce böyle hemen benim oynamak içimden geliyor. Yüz ifaden. Hepinizin öyle. Hepinizin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ömer'im muhteşemsin. Vallahi muhteşemsin. Düğünüm olursa söz verir misiniz bir geleceğinize? Yok gösterir de inşallah göstersin. Hep beraber inşallah Allah göstersin. Vallahi diye. Bizim düğünde nasıl olur Sibel böyle? Oo. Ya? Sen 40 gün 40 gece yapılır derler ya. Hadi inşallah. Sen öyle bir düğün şarkı. Evet, evet, evet. Alkışlar sizlere. Allah razı olsun. Vallahi o kadar Ankara havaları, Ankara türküleri dedik ama Ankara türküleri sadece Ankara'ya ait değil. İç Anadolu deyince aslında. Tabii ki. Yayılıyor değil mi? Merkezi Ankara diyelim aynen, madem. Aynen. Tabii merkez Ankara. Aslında merkezi şöyle. Şimdi türküler Kırıkkale'de harmanlanır. Ankara'da söylenir. Bu işin aslında merkezi Kırıkkale'dir. He. Hadi. Kırıkkale'de harmanlanır. Bütün tüm eserler Ankara'da yoğrulur. Bizim büyüklerimizden duyduğumuz bir gün gam odası derler, bir gün dem odası. Az önce dem odasındaydık. Biraz gam odasına geçelim. Ha, iyi olur bence de. Bence gam odasına biraz geçelim derim. Geçelim, yani biraz aynen. Büyük üstadlarımızı, yani Neşet Ertaş'ı, rahmetli anamını, Muharrem Ertaşlar, Hacı Taşanlar, tabii ki, Çekeceliler. Tabii ki, kimler. Abi onları hepsi. Rahmetle anmışken bir de ben, biz bu sene çok büyük bir sanat değerimizi kaybettik Ankara'da en büyüğümüze. Evet. En kralımızı kaybettik diyeyim daha doğrusu Oğuz Yılmaz'ı. Evet çok yani, çok üzüldüm ona. Gene evet. Buradan ailesine sabırlar diliyorum. Sabırlar diliyorum. Çocuklarına sabırlar Ankara'dan diliyorum. Çok kıymetli birkaç ustamızı da kaybettik. Evet sevgili evet, Namık kardeşim de. Evet. Namık, aynen rahmet olsun. Namık. Allah ama işte Oğuz abimizin çok daha yeni. Olduğu evet. için, taze olduğu mekan için. Mekan cennet olsun inşallah. Ben anmadan geçmek istemedim. Çok doğru tabii ki. Şimdi rahmetli üstadımız Neşet Ertaş'a değinince Coşkun abim. Yine rahmetlanıyorum. Güzel bir Neşet Ertaş türküsü. Gönül yarası. Eyvallah. Harika. Müzik
Anam hasret düşüp gönlüme, gönülden yaralıyım. Tabipler derman vermez, bir baktık arabım. Tabipler derman vermez, bir baktık arabım. Ah gönül bilenim nerede, gönül alanım nerede, bu devasız derdime derman olanım nerede? Bu gönül yarası gönlü bilen sarar. Bulut oldu üstüme yağdı,
Ben gidip ellere kalan dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Dam odası. Dam odası. Dam odasına geçebiliriz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Gerçekten şunu söylemek istiyorum. Neler yapmış Neşet Baba. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi bana göre de Türk halk müziğinde yaşayan son efsane, ellerinden öpüyorum. Musa Eroğlu. Selamlar olsun. Dede, Pamuk dedemiz. Selam. Hocamızı sürekli anıyoruz biz. Pamuk dedemiz. Şu an Mersin Mut'ta galiba. Evet, yanlış bilmiyorsam. Ellerinden öpüyoruz. Aynen. Onun da son bir single çalışmam oldu. Şahane. Ne güzel, ne mutlu sana. Ne güzel. Allah razı olsun. Hasta düştüm hey ağalar adlı eserini, sözleri Karaca olan, müzik Musa Eroğlu'na ait. İnşallah bir okumaları kaldı. İnşallah. İşte bizler de böyle gidip gelirken işte Ankara, İstanbul, hayırlı işte olsun. Ekstra şudur budur bazen hava değişiminden ötürü bazen sesimizde patlamalar, çatlamalar yok, oluyor. Yok hepimize oluyor. Hiç hepimize oluyor. Artık yürekten olsun yeterli. Gönlüne sağlık. Yüreğine sağlık. Güzel, şimdi onları bize derler ki, o kadar belli ki Omar'dan gelmiyor, damardan geliyor derler. Damardan geldiği eyvallah için. Eyvallah. Eyvallah. Ama gerçekten bizim bu sıkıntımız çok oluyor Hakan abi. Ankara'dan sabah erken saatte yola çıkıyoruz. Doğru, haklısınız. İşte erken kalkıyorsun, işte kuaföre gidiyorsun, doğru, hazırlık yapıyorsun, televizyon programına gidiyorsun, sisteniyor falan. Ben ne oldu? Ben ne yaptım? Şimdi uykusuz kalıyorsun. Mesela izlerken bu programı çok erken saatlerde izleyecekler, evet, ama biz şu anda çok geç saatlerde. Söyle söyle anlat bizi nasıl. Evet. Abi benim başıma gelemez. Ama gerçekten şu anda bizim hani ister istemez sesimizin tonajında gün içerisindeki hem uykusuzluğun hem de yol yorgunluğunun vermiş olduğu etki oluyor. Hazırlıklar, provalar. Ondan yani dolayı hem sizden hem ekipten hem kanaldan hem de izleyiciden bir kusur olursa Özgün abinin değinmek istediyor. Evet. Bize af buyursunlar. Hele ki bize daha çok torpille af buyursunlar. Biz hepsi adına teşekkür ediyoruz size. Bu yorgunluğumuza rağmen bizimle burada geldiniz bu saatlere hem paylaşıyorsunuz kadar müziğimizi, duygularımızı. Sağ olun arkadaşlar. Ayşe'cim. Efendim. Canım benim, evet, senden bir türkü daha dinleyelim. Dinleyelim. Tamam, okuyayım. Hep birlikte yine oynarız değil mi? Eğleniriz. Tabii. Ha, tabii şeye geçelim. Tabii evet, diyor ama. Evet. Hazırım ya ben. Dem odasına geçiyoruz şu an. O zaman dem odası. Hadi buyurun bakalım. Buyurun. Neresi cam cam?
Ya şahanesiniz vallahi ya. Dem odasından esintiler yani. Vallahi şahanesiniz vallahi. Enerjiniz yeter. Sağ olun. Sevgili Ayşe. Ömer sizin bu yorgun halinizse. Yeter ki sesi duyalım. Hemen ortadayız abi. Eyvallah. Yorgunluk falan kalmıyor. Sayenizde ben de öyleyim mesela. Normalde coştukça coşuyoruz ya. Oynamaktan da çok anlamam falan ama sizin yanına ne oldu Ayşe abi ya? Düğünümmüş gibi ya. Muhtemelen düğünümde bu kadar oynamam yani. Oynatacağız abi seni, oynatacağız inşallah. Prova yapılmış oldu bizim için o zaman. Prova yapıyoruz yavaş yavaş. Düğün provası bununla. Biliyor musun? İşte hayırlısıyla. Tabii. Hayırlısıyla abi. Bir de bulsak. Tabii 2028'de aldık günahı. Biz düğünü yapalım da abi. Ben de, gelmek istedim. Ben de düğünü çalacağız diye seviniyordum arkadaşlar. Hiç abi, ya o kadar. Abi, şunun şurasında ne var? 2028 diyorum ya. Hayır hayır asla o kadar. Bir masa bir sandalye bacı Adem abi. Hadi hep beraber söyleyelim ne? Ayaş tamam. Yollarında. Kesinlikle aynen. Ayaş yolları. Ayaş yolları. Ya şartlamayı 28 deyip canım. Belki yok, olmaz canım, belki. Belki yarın belki yarından yakın. Hiç ben 28'e bırakır mıyım bırakma onu? Bırakma sakın Sibel'cim ya. Sibel abla şu anda konuşuyor bana, öyle. Bana elik dalını çaldığın zaman yapayım, dedi polim, ki. Polim. Nasıl? O kadar samimi ve içten sanki yarın evlenecekmiş gibi düğün yarınmış gibi söyledi. Evet tabii. Onu ben unutmuyoruz. Ben çok uzun bir zaman olacağını yıllardan beri o hayali yaşadığım için.
ertesi güne hep düğünüm varmış gibi yaşıyorum. Olsun bu da güzel bir şey değil mi? Şahane yarın bir şey canım. İnsana şey mi? Yarın, ya. Yarın evleniyorum. Tabii. Hani şey yarın evleniyorum. Ya. Hani yarın evlenebilirim. Evlenmiyorum. Ya, ama bence artık evlenmelisin abi. İnşallah. Ha sen de mi Ömer? Bence de artık yeter. Hadi şimdi. İnşallah. Hep yanındakilerden geliyor bu mevzu sana. Olsun sevdikleri Ardımız. İçin diyorum ben. Evet. Eyvah. Evlen eyvah. Abi hepimizi rahat edelim. Ya hele geçen İnşallah. Sana bir resim gönderdim farkındaysan. Dedin oğlum nereden bu resim dedin. Yani, o kadar yakıştı ki böyle bir canım. Şey, dün bana bir tane fotoğraf... Nedir öyle? Bak, bir fotoğraf göndermiş. İnşallah. Beraber konserimiz vardı Hüsnü'yle. 2017 falan galiba değil mi? Muhtemelen evet. Evet. Konserden önce bir yemeğe gittik. Orada böyle bir aile yanımıza geldi. Bizle fotoğraf çektirmek istedi. Bir tane de Allah nazarlardan saksın bebekleri vardı. Annesi dedi ki Hakan Bey dedi fotoğrafınızı çekeyim dedi. Ben böyle bebeği nasıl tutmuşum biliyor musun? Valla Hüsnü de bana fotoğraf... Bana dün fotoğrafı gönderen şey yazmış altına. Artık yakışır sana bir tane. Bence de. Ben de dedim ki iki tane olsun bari. Ya, bir tane olur da sen bak. Bu kadar bekledin. Tamam ben iki tane olur. Bende altı tane çocuk var. Oy maşallah. Ne diyorsun? Cidden altı mi? Tane mi çocuğun var? Şimdi bir şey söyleyeceğim yine şok olacaksınız. Evet. Ya. Torun var. Geliyor. Sekiz tane torun var. Ben. Hadi canım. Maşallah. Lütfen Hakan abi bir el mi vereceksin? Ne yapacaksın bana? Dur ben sırtını sıvazlayayım. Ben şuraya tam onun için kalmıştım. Sırtını sıvazla. Ha şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Araba motor yakacak abi. Düğünün olacak. Biz de gelip. Hep birlikte. Oo, hep birlikte. Sabaha kadar. Dem odasına evet. Gireceğiz. Dem odasına kaynatacağız yani. Sadece de. İnşallah. O kadar. Vay be. Şimdi yine Sibel'cim. Söylemek istediğim bir şarkı bu da. Aslında Ankara formatında bu şarkı. Ama yeni bir şarkı mı bu? Evet. Eski değil değil mi? Ben de diyorum yeni bir şarkı. Beste. Yeni bir beste bu. Beste bu. Ankara havasına benziyor değil mi? Yani. Ya Ankara'dan çıkma. Ablacığım ben onu şöyle söyleyeyim bak sana şimdi. Beste Ankara'da Tayfun Soydemir. Evet. Bizim Ankara'mızda şöyle bir sistem var. Şimdi sözler arabesk vari, ağırlaştırılmış oyun havaları. Onlardan bir tanesi hayatı tesbih yapmışım yani. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim ben bu arada? Şunu da arada sırada siz hani düzeltmek mi lazım? Hani 15'liler geliyor diye. Şimdi o bir aslında ağıt değil mi? Ben yanlış mı biliyorum? Birçok hayır, evet. Birçok öyle türkümüz, evet, şarkımız var. Evet, oynaması yapalım. Evet, oynayalım. Kesinlikle ama, abi. Ama bu tür şeylere de çok da son derece dikkat etmek lazım. Yani, mesela tabii. Onun evet. Örneğini Hüsnü Minicik de olsa bize verebilir misin? Ne istersin? H15'ti. O bir ağıttır. Çanakkale Savaşı'na, Savaşı'nda. İstemişti. Zaten yani bunu belli yaptı. Bunu bir de oynamaya geçince olmuyor. Evet. Yani bunu mesela farklı aranjman yapabilirsin. Kesin. Caz biz bazen pop aranjmanı yapabiliriz. Komedi filmlerimizde bile özellikle Kemal Usta'nın, Kemal Sunal'ın filminde bile hani onu söyledik o kadar ya. Komik bir şeyi anlatırız ki aslında ağlarız. Hababam Sınıfı'nın müziği yavaş çaldığın zaman insanın kalbine dokunuyor. Ağlıyorsun. Hızlı çaldığın tabii. Zaman İnsanın içine mutluluk veriyor. Yani işte mesela. Onlardan bir tanesi de Ankara'nın bağlarıydı. Normalde türkü tarzında formatındaydı. Hadi çal bakalım yavaş. Ha onu bir slow söyler misin bakalım? Söylesene. Tabii ki. Olur. Yok. Şimdi böyle söyleyebiliriz. Böyle normal. Bak ses söyle. İp attım ucu kaldı darakta gücü kaldı. İp attım ucu kaldı da tarakta gücü kaldı.
Ben sevdim eller aldım, yürekte acı kaldı. Ben sevdim eller aldı da, yürekte acı kaldı. Ama işte eksiklik buradaymış. Büklüm büklüm yolları, ne zaman sar... Bu da olmaz işte, bu söz olmuyor mesela. Ne zaman sar koş oldun da kaldıramıyor. Bence oynamıyordur abi. Ay belki de oynamıyordur. Ne zaman sar koş oldun. Abi belki de oynamıyordur kavgada, hani kaldıramıyordur. Yani öyle düşün. Ne zaman sarhoş olduğunda kaldıramıyorsun. Hani yürüyecek halin yok bile. Kaldıramıyorsun kollarında. Mesela sevdanla dans edemezsin ki bu şarkıda. Ne zaman abi niye dansa, sen dansa niye bana? Abi slow'dan bahsediyoruz. Slow şarkıda dans edilir ya. Yani slow böyle bir şarkı olduğunda sinirlendirme beni Mustafa. Ama sen evlenecek ya. Tamam, düğünde dans biz edeceğim. Biz düğün hazırlıkları yapıyoruz. Hani hanımla nasıl dans ederiz? Şarkı seçmeye çalışıyoruz senin yaptığın için. Abi. Ama o da olmaz ya, o da olmaz. Ben bunlardan bir örnek vereyim mi size? Hadi lütfen. Hatta bir sonraki en şarkıya bağlayalım mı? Evet. Söylesene söyle.
haline. Gelmiş yine geçmiş yine sayıyor. Ağam sen de tekrar. Gelmiş yine geçmiş yine sayıyor. Senden duymak istiyorum hadi. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmiş yine, geçmiş yine sayıyormuşum. Gelmiş yine, geçmiş yine sayıyormuşum. Geçmişine sayıyormuşum. Bak ne hale geldik. Bak şarkının tavrını değiştirdim. Teşekkür ediyoruz. Vay vay. Dans. Ben bunda da dans etmem. Bunda hayatı tesbih. Sana bir dans edeceğim. Benim laf var değil mi? Yapacak bir şey yok. Laflar. Bak söz mesela çok acıtan bir melodi bana göre. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Bunda mesela şarkıları hangi formda istersen o formda çalabilirsin. Mesela ben buna enteresan bir şey yapayım. Çalsak bunu. Kesin Balkanlar çalar bunu. Kesin yakında duyarsınız. Dan 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 dan. Bas. Dan 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 dan. Bak hep evlilik şarkı. Vals istiyor vals. Israrla dans. Israrla dans. Bu benim düğün müziğimdir. 3-4'lük çalarım. Valla besteci şu anda rahatsız oluyor olabilir. Yo estağfurullah olur mu? Anonim onun değil miydi? Yüreğine ya? Sağlık yo, diyelim. Yok Aysun Soydemir. Teklif ediyorum şarkımı 9-8'lik yapsan sen bir gün. Aa. Deneyelim mi onu? Hemen deneyelim ha. O zaman. Hadi Allah aşkına evet. Madem söyledin la olsun o zaman. Teklif ediyor, benimle evlenir misin? Çok düşündüm, son kararım kendimden mi? Kuluğa, Tesla'lana yaza olsun düğünümüz kışa kalmaya. Gel evet de mutlu olalım, bir yuvada buluşalım. Seni benim için, beni senin için yaratmış güzel Allah. Bu normalde 9-8'miş sen bunu yani. Sen yanlış anlarsın.
Sen şarkıyı yanlış bekliyorsun. Evet ya. Ya niye dört dörtlük yaptın? Nasıl yakıştı bak? Valla inanılmaz yakıştı. Evet. Eğer bestecisini de kırdıysak sakın üzülmesin hani. Yok canım her... İstersen bunu üç dörtlük de çalınmıştı. Dans edecek abi. İlla dans. Ya mutlaka bir evliliğe doğru tamam teklif etti zaten. 9-8'lik oldu. Tamam artık istemeye gideceğiz kızımıza tamam, yakında. Dört dörtlük de istedim olmadı. 9-8'de bir de isteyeyim ben. Evet, yeter aksak, ki bize aksak evleniyorum değil. Aksak sana yarayabilir. Dört dörtlük de demek ki... Allah kalptekini dilde söylettirirmiş yani. Ha. Aynen. Evet. Cenab-ı Allah. Ama o sözleri de bugün çok konuştuk. Bakın evlendiğinizle ilgili. Bu gece bayağı konuşuldu. Hayır evlenmeyle ilgili. Evlenme konusuyla alakalı. Üstüne gitmeyin abimin. Aynen. Ayşe'cim, lütfen üstüne gitmeyin. Koçum benim be. Bak kardeşim benim. Koçum benim be. Koçum benim be. Koçum benim diye Ayşe'nin şarkısı var. Evet işte. Onu söyler misin? Tamam söyleyeyim. Ayşe'den dinleyelim. Koçum benim. Söyleyelim. Bana mı gelsin bu şarkı? Sana gelsin. 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 Tamam. Gel.
çok seviyor. Ana! Arkadaşlarım, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sizler de aynı şekilde bu saatlere kadar bizlerle oldunuz, şeref verdiniz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İnanın yüzümüz, gözümüz, gönlümüz güldü sayenizde. Devamlı gülüyorduk zaten. Şahaneydi. Ne kadar ihtiyacımız varmış. İyi ki geldiniz. Bizler teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Şahsım adına. Bizler teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Öncelikle bizleri programınızda ağırladığınız için değerli kardeşlerim adına da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ankara'mıza, Ankara oyun havalarımıza ses ve nefes kattınız. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Güzel misafirler verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Hoşça kalın, teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Sen canım benim, gel, gel, gel. Sen böyle ayağın dikişli geldin bu saatlere kadar bizimle. Ankara havasına uydu vallahi bu dikiş. Sana da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepimiz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman alkışlar
Ayşe Dinçer için olsun, Mustafa Üstündağ için olsun, Ankaralı Coşkun için olsun, Ömer kardeşim için olsun, Ömer Faruk Bostan için olsun, olsun, Sibel ablam için olsun, sizler de sizler olsun ve kıymetli orkestra için olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Harikasınız.